Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün akşamki Amerika yarışları için karşınızdayım. Grey Gulfstream, kusura bakmayın biraz karışık. 22 Mart 2020 Gulfstream yarışları için 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Belirttiğimiz gibi Afrika yarışları bugün sürprizlerle sonuçlanma ihtimali çok yüksek olduğunu, evet dediğim gibi de oluyor. Koşular gerçekten sürpriz oluyor çünkü birbirine çok, bir de yarış kalabalık olunca genelde böyle kalabalık yarışlarda da fark ihtimali yüksek oluyor ama programlar çok değişikti çünkü bir oranlar olunca da ister istemez böyle sürprizler de sonuçlanıyor tabii ki. Analiz etmek gerekiyor yani, en azından bir güzelce bakmak gerekiyor. Burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Şu anda hangi mevsimdeyiz? İlkbahar mevsimdeyiz. Yani Mart ayının sonlarına doğru geliyoruz. Yani burada 3 ve yukarı İngilizler yarışlarında genelde biraz dörtlük atlara biraz daha ön planda tutmaya şanslanıyor arkadaşlar. Yani üçlüklere değil de, ya üçlükler gelebiliyor. 3 yaşlı atlar gelebiliyor ama biraz zorlanıyorlar. Ama genelde 3 yaşlı atları ben Temmuz'dan sonra başlıyorum yazmaya arkadaşlar. Yani onları biraz ön plana alayım. Çünkü onlar da farklılık gösteriyor kemik gelişimi yüzünden. O yüzden sizler de elinizde imkan olduğu sürece arkadaşlar bu safkanları bu şekilde değerlendirin. En azından şu anda dörtlüklere ve dört ve yukarılara şans verin. Daha sonra dediğim gibi Temmuz'dan itibaren de öbür atlara, üçlüklere şans verebilirsiniz. Ama bu şu anda benim söylemem yani illa üçlük gelmeyecek anlamına değil. Çünkü çok kalite iyi üçlükler var. Şimdi vasat dörtlükler arasında koştuğu zaman da kazanabiliyorlar. Yani bunu da belirteyim. Yani illa şimdi ben kalkıp üçlük favori sürdürerek ama yok onu yazma git öbür ata demiyorum. Handikap puanlara göre değerlendirme yapın burada. Bu şartlı yarışlarda genelde, açık yarışlarda genelde. Çünkü onlar biraz ön planda oluyor arkadaşlar. Ben size hemen Amerika yarışları için hemen size oranları bildireyim. Bir de bugün ben programda biraz hazırlık yaptım. En azından kendi fikrimi de size söyleyeceğim. Her koşu bahis oranlarından sonra. Bu birinci koşuda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir nolu safkan burada favori arkadaşlar. Bu 1200 metre kum karışta. Yalnız bugün belirteyim ben bugün 9 koşulda hepsi de satış koşusu arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Yani her türlü da şeyler olabiliyor. Sürpriz de buradan gelebilir ama bugün genel program baktığım zaman pek aşırı sürpriz olacak havası göstermiyor. Yani genelde favorilerin mücadelesi olacak gibi bir izlenim var. O yüzden oynarken biraz daha inceleyerek bakın. En azından tekler biraz fazla olacak. En azından gönlünüz rahatsa buna göre oynayın. Ben burada ilk koşuda bir nolu safkanın yurt dışındaki oranı 1 lira 30 kuruş arkadaşlar. Bazı yerlerde 1,50 bazı yerlerde 1,30 gibi bir orana sahip bir nolu safkan. Hemen arkasından 2 nolu safkan 2 liralık bir orana sahip. Bazı yerlerde de 2,5 lira gibi orana sahip. Ama genelde 2-2,5 lira arasında geçen bir oranı var arkadaşlar. Safkanın. 7 nolu safkan London Wilfer. Bu safkan da 7 nolu safkan da 6 liralık bir orana sahip arkadaşlar. 10 nolu safkan 8 lira orana sahip. 8 nolu safkanın da 10 lira orana sahip. Son olarak da 4 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hatta bazı yerlerde de 16 lira, 20 lira gibi oranları da var. Ama ben burada şimdi kendi çalışmalarıma baktığım zaman burada bir nolu safkan bir tık da olsa bu Rat Ortiz Junior zaten oranın bayağı iyi bir jokeyi, baş jokeylerden arasında. Çünkü ben stil olarak da seviyorum, takip ediyorum. Yani Dubai'de bile yarış kazanmıştı var. Hatta geçenlerde Riyad'da yapılan yarışlarda bile bir iki tane birinciliği var. Onu belirteyim. Bu bir nolu safkana binmiş olması bence şansını daha da yükseltti bu safkanın. O yüzden normal şartlar altında kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ama burada ben kendi rakip olarak tuttuğum safkanlar var biraz. Bu sıralamayı ben kendi kendime göre vereyim. Burada 8 nolu Emisal Jaramillo'nun bilmiş olduğu 8 nolu White Rus. Ben de ikinci safkan 7 nolu safkan da 3. safkanla çıkıyor. Bu safkan da bu şekilde zaten bizim maşallah Türklerimiz de aynı oynamışız. Oynayabilirler. Vallahi hepsi de sıralama. Eğer bir at daha yazma imkanınız varsa şu 4 numaralı safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama sürpriz isterseniz de ben burada orijini beğendim. Çünkü Uncle Mo'nun bir iyi bir tayı olan en azından iyi. Burada net sonuncu at. Bir altın oğlu Uncle Gregory'yi de
sürpriz olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu safkan iyi bir orijinal sahip. Bakmayın bu safkan kalkıp burada bir patlama yapabilir. Gelelim ikinci koşuya arkadaşlar. Hemen buradan da ben oranları değiştiriyorum. Bekliyorsunuz 1-2 saniye içerisinde sayfanın değişmesini bekliyorum. Burası da 1000 metrelik sürat yarışı arkadaşlar. Maiden yarış. 3 ve yukarı İngilizlere satış koşusu arkadaşlar. Bunlar hepsi satış koşusu bugün. Onu da belirteyim tekrardan. Buradaki oranlara baktığımız zaman 7 nolu safkan 1 lira 50 kuruş gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ama bazı yerlerde satışı kapanmış. Hatta 1-2 yerde satışı kapanmış. 1.30 gibi orana sahip. 1.20 hatta veren var. İki yerde de satışı kapanmış. Bu 7 nolu safkan bayağı çok direkt ön planda çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra 3 nolu safkan bu Nimet Kurtellerin atı arkadaşlar. Bu Amerika'da koşacak olan bizim Türk kurtellerin artık kurteller her yerde karşımızda yani. 3 liralık orana sahip. 2 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 8 lira. Ve son olarak 1 nolu safkan da 12 liralık gibi orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığımız zaman bu 7 nolu safkanın büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum ben. Zaten bir yarış koşmuş. Güzel bir beşincilik yapmış. İyi bir grupta yapmış yalnız. Ondan böyle 79 handikap puanı vermiş. Yani 289 gün gibi ara vermiş olsa da bu safkanın iyi bir durumda. Bir de zaten üstündeki pilot da iyi. Joel Rosario. Bayağı oranın iyi şeyleri aslında bu da. Kuponlara bence risk edilebilir tek aday olarak. Ben bu 1 nolu bizim kurtelinin atı 3 nolu safkanı da ilave edebilirim. Yani burada yandan yana 1 ve 3 nolu safkanları beraberce değerlendireceğiz arkadaşlar. Geldi günün 3. koşusuna. Ben hemen buradan sayfayı da değiştiriyorum. Bakalım burada 1700 metre çim yarış. Şartlı bir yarışmış arkadaşlar. 4 ve yukarı izlerin 1700 metre çim yarışında. Burada da baktığımız zaman ben hemen oranları size aktarayım. 4 nolu safkan. Bakalım ikinci atları yaş söylemeliyim. Evet pozitif pil tamam. 4 nolu safkan 2 lira orana sahip. 2 nolu safkan 2,5 lira. 6 nolu safkan 3,5 lira. 3 nolu safkan 4,5 lira. 7 nolu safkan 10 lira. Ve son olarak 1 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. En azından şu andaki oranlar bu. 3'ü koşuda da benim burada arkadaşlar benim tuttuğum safkan. Bakalım Türkiye'de nasıl tutuyormuş. Ha. Ben burada 6 nolu safkanın bugün yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ben size bu safkanı bugün ben tek olarak öneriyorum. 119 gibi iyi bir safkan arkadaşlar. Paco Lopez de iyi bir jockey. O yüzden sizlere bu 6 nolu safkanı ben banko olarak size veriyorum arkadaşlar. Ama göre değerlendirebilirsiniz. Ama bence bugün Naval Hop bence bir adım önde sizlere tek olarak öneriyorum. Aynı şekilde 7'li piyasa yavrusu arkadaşlar. Ona göre de değerlendirebilirsiniz. Gelelim hemen 4. koşuya. Aynı zamanda burası 2. altılı ganyanın da ilk ayağı arkadaşlar. Hemen bakalım bu ayağı da. Burada da arkadaşlar 2. atlarımızı bakan karşılaştım. 8-10 oldu. Pleasant Orb. Evet sitemiz aynı. Arkadaşlar şu anda 8 nolu safkanın bahisleri çoğu yerde kapandı arkadaşlar. 8 nolu Pleasant Orb bayağı bir sürdürek çıktı. Çünkü 3 sitede 1 lira 20 kuruş, 1 sitede 1 lira 10 kuruş. 3 sitede de şu anda satışı kapandı 8 nolu safkanın. Yani %99 bu safkan kazanır. Zaten üstünde şampiyon bir jockey var. Irat Ortuz iyi bir jockey. Eğer risk seviyorsanız arkadaşlar ama şu anda yurt dışında çok yarış koşmuş. İkisinde güzel bir ikinciliği var. 28 şartlar lehine gözüküyor. Yani bence bu da bu yarışı kazanması gerekir arkadaşlar. Ama tek atamıyorsunuz da ben sizi yanına en azından 2 ve yazmanızı önerebilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi 8 nolu safkan ön planda eğer at yazar safkanları beraberce değerlendirebiliriz. Hemen bir ayak sonrasına gelelim arkadaşlar. Bakalım bu yarışta 1600 metre çim. Evet bu da şartlı bir yarış arkadaşlar. Bakalım ilk önce atlarımızı kontrol edelim. 8-10 King of Rush. Evet King of Rush. Evet 8 nolu safkan burada favori arkadaşlar. 1 lira 70 kuruş orana sahip. Bazılarda 1.80, 1.90 gibi orana sahip. Bazılarında 1.30 gibi orana sahip. Ama genel ortalamaya baktığım zaman 1.50 gibi bir oran çıkıyor arkadaşlar. 8-10 safkan.
Burada da birinci safkan 8-10 safkan 1.50 arkadaşlar. Altınoğlu safkan 4.5 liralık bir orana sahip. Bir nolu safkan 5 liralık orana sahip. 3 nolu safkan 6 lira. 5 nolu safkan 6 lira. Son olarak 4 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Oranları tekrarlayayım. 8 nolu safkan 1.50. 6 nolu safkan 4.5. 1 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 5 nolu safkan 6 lira. Son olarak 4 nolu safkan 8 lira. Ben de burada arkadaşlar aynı şekilde Paco Lopez'in bilmiş olduğu bu safkanı ben de çok çok güveniyorum arkadaşlar. Normal şartlar altında bu yarışı kazandım arkadaşlar. Zaten yarış şartları da lehine gözüküyor. Ama bu siz kimi yazabilirsiniz arkadaşlar? Ben bahise girmemiş bir iki tane at var. Onlardan en azından bir şeyler bekliyorum. Onlar kim diyeceksiniz? Eğer yıkarsanız ama benim tuttuğum sadece benim bu atlı Beach ve 3 nolu safkan arkadaşlar. Bu flash pass. Ben bu iki safkanın bu 8 nolu safkanı rakip olarak görüyorum. Ama tabii 2 nolu safkan şu anda vermiş olduğu oranlarda ilk 6'da yok. Ama bu gelmeyecek anlamına da gelmez arkadaşlar. Önemli olan böyle safkanları da bulabilmek. Yani ya 8'i de kaçacağız arkadaşlar. Ya da yanına 2 ve 3 nolu safkan. Benim tuttuğum safkan bunlar. Onları ilave edeceğiz. Ama siz tabii bu oranlara göre, kendinize göre bir şeyler ilave edebilirsiniz arkadaşlar. En azından kafanızda tatmin oluyor. Bu şekilde de oyun yapabilirsiniz. Hemen gelelim 6. koşuya arkadaşlar. Bu 1. altılık ayın yanında son ayağına geldik. Ben buraya en azından oyun ucuz oluyor diye bunları bu şekilde yapayım. Böyle yapalım. Evet, geldik bu 6. koşuya. Rising Bella burada favori arkadaşlar. Binolu safkan favori. Bakalım bir yarış neymiş. Bu da şartlı dişilere ait. 3 yaşlı İngiliz'e, sadece 3 yaşlı İngilizlere ait. Burada 1 nolu Rising Bella 3 liralık orana sahip arkadaşlar. 4 nolu safkan yine aynı şekilde. 5 nolu safkan 4.5 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 7 nolu safkan 5.5 lira. 6 lira arasında gezinti var arkadaşlar. Ve son olarak 3 nolu safkan da 7.5 liralık bir orana sahip. Yani burası hemen hemen karışık arkadaşlar. Yani burada çok at yazmanızda fayda var arkadaşlar. Ben burada tuttuğum safkanları size aktarayım arkadaşlar. Burada ben tuttuğum benim ilk safkan arkadaşlar. Benim burada 6 nolu safkanı ben biraz ön planda tutuyorum. Bu Paco, gerçi bugün hep takip ettiğim atlar da Paco Lopez biliyor. Ama iyi joker en azından. 4 nolu safkan ikinci safkan olarak tutuyorum arkadaşlar. 7 nolu safkanı ben Julian Leparos'un bilmiş olduğu safkanı ben tutuyorum. 7 nolu safkan burada zaten 5.5 lira koruna sahip. Arkadaşlar ben bu ilk 4 atı ilk planda sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yani 6, 4, 7 ve 1 olarak sizlere öneriyorum. Eğer bir at yazmak isterseniz arkadaşlar bu ayağı kapatmak zorunda kalacaksınız. Bunlar da zaten geriye 3 tane. Peki kapatılabilir mi? Bence kapatmakta fayda var. Çünkü bu ayak gerçekten bütün hepsinin geliri olan bir atlar arkadaşlar. O yüzden kapatırsak kaç para oluyor? 18.90 liralık bir altılı oldu arkadaşlar. Ama ben burada tabii gördüğünüz gibi iki tane tek var kuponda. Bu 6 nolu Noble Hope ama atarsanız ayrı. Bir de şu 8 nolu Pleasant Orb zaten bayağı sağlam atlarından birisi gözüküyor. Gerçi sağlam olduğunu hani gerçek anlamına gelmez. Zaten en şanslı at o gözüküyor. Gelelim arkadaşlar hemen buradaki koşulara. Yani günün 7. koşusuna gelelim. Evet, sayfanın da açılmasını bekleyelim. Bakalım bu ne koşusuymuş. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlere 1300 metre kurum. En azından şartlı bir yarış arkadaşlar bu. Burada da arkadaşlar oranları hemen aktarıyorum sizlere. 2 nolu safkan Moretan Streaking 1 lira 70 kuruş gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ama diğer sitelerde 1.35, 1.20, 1.50 gibi değişken bir orana sahip. Yani ortalama oran dersek 1.45 1.50 lira 1.45 1.50 gibi bir oran safkan. Yani bayağı bir ön planda tutuluyor. Hemen safkan geliyor. Charlie the Greek 2.5 liralık bir orana sahip. 1 nolu safkan 4.5 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 6 lira ve son olarak 4 nolu Kylie 25 liralık gibi orana sahip. Bayağı ayrılmış yani. O çok aşırı sürprize geçmiş arkadaşlar. Burada benim size önereceğim safkan arkadaşlar
Ben buradaki yine Paco Lopez'in bilmiş olduğu, inanın ben bu jokerlere bakmadım. Sadece çalışmalara baktım. Anlaşma değil. Normalde ben Irat Ortiz Junior'a daha çok güveniyorum da ama burada Yedinoğlu Safkan bende ilk planda arkadaşlar. Eğer ben kazanmasını bekliyorum bir bakıma da. Eğer tek atamıyorsunuz arkadaşlar, yanına yazılacak atlar, bakın Yedinoğlu Safkan bende bayağı ön planda. Onu belirteyim size. Ama at yazacaksanız da yanına sırası 1, 2 ve 3 nolu safkanları bu 4 safkan olarak da yazabilirsiniz. Ama yurt dışında 2 nolu safkan bayağı ön planda. Tek rakip değil de yani en ciddi rakip 7 gözüküyor. Daha sonra 1, 6 ve 3 nolu safkanlar tutuluyor. Ama böyle sizler de ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Tabii bu Emisal Jaramon'un bu safkanı da fena değil. Yani burada bu şekilde ben sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gelelim öteki ayaklara. 8. koşuya geldiğimizde sayfanın açılmasını bekliyoruz ama bakalım ne yarışıymış bu. 2400 metre bayağı uzun mesafeli bir yarış. Şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin arkadaşlar. İkramiyesi de fena değil. Arkadaşlar burada da yarışın favorisi arkadaşlar 1 lira 10 kuruş gibi bir orana sahip. Satışı kapanmış arkadaşlar. 5 nolu Dyna Passer. Daha sonra 6 nolu Safkan geliyor. 3 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Sonra 3 nolu Safkan geliyor. 5 liralık orana sahip. 7 nolu Safkan 6,5 liralık orana sahip. Sonra 4 nolu Safkan 10 lira. 2 nolu Safkan da 16 liralık orana sahip. Arkadaşlar ben de burada en azından Javier Castellano'nun bilmiş olduğu bu Safkan. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Orijin de var. Lemdurup git. Bu Türkiye'de zaten kuleler arasından bir Safkan'ın da aynı orijin. İzmir hatta İzmir'de de koşuyor bu şu anda. Bu Safkan'ın ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Zaten uzun mesafelerde yatkın bir orijini var. Bu orijin genelde çimlerde bayağı başarılı yarışları var. Ama gördüğünüz gibi İzmir kumunda bile yarış kazanan bir Safkan arkadaşlar. Hani bu aygırın yani tayı. Ama ben burada 5 nolu Safkan'ın gerçekten iyi bir en azından bu gruptan biraz farklı gördüm. O yüzden sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani benim burada ikinci altınımın da en sağlam bankosu olarak bu 8. koşudaki 5 nolu Safkan arkadaşlar. Gelelim son koşuya. Bakalım burada da son koşumuza. Yarış 4 ve yukarı İngilizlerin kum yarışı. Arkadaşlar burada da favorimiz 3 nolu bir orana sahip arkadaşlar. 3 nolu Safkan 2 lira orana sahip. 1 nolu Safkan aynı şekilde 2 liralık orana sahip. Daha sonra 3,5 lira. 5 nolu Safkan 6 lira. 8 nolu Safkan beraberce ikisi de 12 liralık orana sahip. Yani sonda 3 nolu Safkan 2 lira. 1 nolu Safkan 2 lira. Eşit ikisi. Daha sonra 2 nolu Safkan 3,5, 5 nolu Safkan da 6 lira arkadaşlar. 8 ve 4 dediğim gibi 12 liralık orana sahip. Ben de burada çalışmalarına göre baktığım zaman burada gerçekten bu Irat Ortiz Junior'un bilmiş olduğu 3 nolu Safkan'la 1 nolu Dexter Road ben de çok şanslı 2 Safkan olarak görüyorum arkadaşlar. Yani normal kuponlar için bence yeterli gözüküyor ama burada at yazmak isterseniz arkadaşlar en azından şu atlara da biraz önem verebilirsiniz. Ben burada biraz gerçi 8 nolu safkan veriliyor. En azından sürpriz bir safkan aradım ben. Eğer bu iki safkanı yıkmak isterseniz yani şu 8 nolu safkanı ben önermek istiyorum. Bir de şu 9 nolu safkan ben bugün bir sürpriz bekliyorum. Bu çünkü bir tabi tayı kalkıp ters bir yarış çıkarabilir arkadaşlar. Yani günün sürprizi olabilir. Zaten bayağı AGF'si düşük. Yani ben sadece bu 2 nolu 162 günlük koşmayan bir safkan var. Yani fena bir atla benzemiyor arkadaşlar. En azından onları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 3 ve 1 nolu safkanlar bende ön planda. Daha sonra yazmak isterseniz 8 arkadaşlar en azından buna göre değerlendirebilirsiniz. Bay isterim. İnşallah hayırlısı olur. Güzel şeyler bekliyorum sizlerden de. Görüşmek üzere.